Orada mahremiyet algısı da çok aşındı. Yani değil mi? Tabii. Zamanında çok da uzak zamanlarda değil, bir 10-15 yıl belki öncesinde daha özenle koruduğumuz şeyler vardı. Santim santim aşına aşına şu an pek çok şey ama herkes paylaşıyor. Ama orası öyle bir mecra zaten diye hani böyle elle tutulur hakikate dair bir yeni bir ilke vaz etmeden yeni bir Duruş dayanak noktası sergilemeden belki. bir dayanak noktası da bulmadan ama herkes yapıyor ama artık böyle Doğru. dercesine ciddi bir mahremiyet algımızda da bir sıkıntı oldu. Hepimizde kendimi de hariç tutarak da söylemiyorum bunu. Eyvallah. Yani normalde sorun edeceğimiz pek çok şeyi Ki. kurbağayı suda yavaş yavaş ısıtırsak gevşer, baygınlaşır ve Dışarı kaçamazmış ya. atlamıyor ya. Bizim de öyle yani dışarı atlayıp kaçamıyor. Biz de yavaş yavaş ısındık, yavaş yavaş alıştık bazı şeylere. Bir 10 yıl önce her birimizin belki yadırgayacağı şeyleri şu an Tabii. çoğumuz kendimiz bu böyle artık bunun önüne geçemezsin diye normal karşılar olduk. Bu bağlamda hocam sosyal medya önemli ve mayınlı bir arazi. Toplumsal cinsiyet rollerini Doğru. ve kimlikleri nasıl dönüştürüyor? Aile kavramı, cinsiyetsizlik, bunlarla ilgili sosyal medyanın nasıl bir rolü var? Ya gene bence çift taraflı, yani iki ucu keskin bir bıçak. Hani bir tarafıyla baktığımızda görünmeyenlerin görünmesini sağlıyor. Yani hani biz hep bu mesela cinsiyet rolleriyle ilgili hani her zaman farklı farklı vesilelerle konuşuyoruz. Yani mesela cinsiyet rolleri diye tanımlanarak tarihte, geçmiş dönemlerde, bugün hani kadına karşı kullanılan bir takım şeyler var. Şimdi bunların sorunsallaştırılması, masaya yatırılması, İslami perspektiften yerli yerine oturtulması da bir güzel kullanımı olabilir. Tabii. Görünmeyenin, inkar edilenin kendini temsil etmesi anlamında da çok güzel bir mecra olabilir. Ama hani öbür taraftan bir reklam gibi ya da belli fikirlerin sürekli olarak vurgulanarak hani normalmiş gibi, doğalmış gibi, hayatın normal akışıymış gibi karşı tarafa hissettirilmesi gibi bakımlardan da sorunlu. Çok tekrar edildiği zaman ve çok görünür olduğu zaman tırnak içinde kullanacağım normalleşme diye de bir şey var ya aslında o kadar da normal saymadığımız işte ilkeler, ahlaki değer yargıları, inançlar, örfler bakımından o kadar da bize normal gelmeyen bazı unsurları, bazı olguları göre 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 normal karşılar olduk. İlk reflekslerimiz yok oldu. Daha evet böyle de bir gerçek var demeye başladık. Bilim dışı çok da bilimsel dayanağı olmasa bile bazen kuru gürültüyle bir takım aktivist gruplar görünürlüğümüzü artıracağız diyorlar ve bunu da yapıyorlar hakikaten. Dijital film dizi platformlarında da artık Tabii. standart haline geldi. Her bir yapımda neredeyse buna yer vermek. Bu da bayağı toplum mühendisliği kapsamında sanki sayılabilir. O görünürlüğü artırmak bir Tabii. takım lobiler eliyle. Yani hem toplum mühendisliği, öbür taraftan işte hani savunuculuk Evet. da böyle yapılıyor. Evet. Yani sonuçta hani o mecrayı iyi kullanmış oluyor. Kendi Kendi savunuculuğunu açısından. yapmak için. Evet. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz sorusunu sormak lazım. Yani bunu nasıl argümente ediyoruz, nasıl filmler çekiyoruz, nasıl mecralar oluşturuyoruz? Bence bu çok Evet, önemli. evet. Yani çünkü o kendi içinde çok tutarlı. Tabii. Hani çünkü diyor Kullanıyor. ki yani görünmeyen göz ardı edilmiştir. Dolayısıyla ben yani bunu işte her filmde dediğiniz gibi Evet. belli karakterler, Ürün ana koyuyor ortaya. başrol karakterler üzerinden düzenli olarak işlediğimde hani bu da toplumun normal bir parçası olarak algılanacak diyor. Bunu yapıyor. Yani
Buna karşı bence ötekileştirici olmayan ama argümente edici söylem üretmekte zorlanıldığını düşünüyorum. Kesinlikle. Yani eleştirmek yetmiyor. Ne Hocam, yapıyorsun? Sen ne evet. yapıyorsun? Yani. Sen ne yapıyorsun ve hani orada çok ince bir sınırı var. Anti bir söylem üretmeye çalışarak ötekileştirici bir pozisyona düşmek var. Bir de o hassas çizgiyi takip ederek, hayır bak böyle bir şey var, Evet. böyle bir alternatifim var, böyle bir söylemim var, ri ortaya koyabilmek. Ben bu bakımdan biz yani çok biraz zayıf görüyorum Evet, açıkçası. evet, evet. Yani Yani yetersiz diyeyim. yani Yetersiz görüyorum. üretilen maksatlı ve bununla beraber çok profesyonel işler var. Biz de yani ben bunu yaptım diye ortaya koyuyor kişiler. Biz de bir şey diyemeyiz yani orada yapma, yapmamalısın, gözümü kapatacağım. Siz de bakmayın. Bu değil çözüm. Yani alternatif iyi Kesinlikle yapımlar öyle. üretmek Kesinlikle zorundayız. öyle ve bence meseleyi de tartışarak, yani Evet. meseleye dair de bir pozisyon ortaya koyarak. Bilimsel ve şefkatli kapsayıcı bir dille. Yani Kesinlikle. ötekileştirmek ya hepsi Çok bizim güzel ifade insanımız. ettiniz. Yani ötekileştirerek bir Aynen yere öyle. varamayız. Aynen öyle. Bilimsel dayanaklara istinat eden ama şefkatli ve kapsayıcı bir dille Aynen ancak öyle. olabilir. Aynen Yoksa öyle. evet aile değişecek, kadın erkek rolleri değişecek, bunun önünde duramayız. Bir sanayi devrimi bile ne kadar çok şeyi değiştirdi. Yani ayrıca sosyal medyanın o klasik bizim eleştirdiğimiz kadın rollerinde aynı zamanda pekiştirici bir tarafı da Da var. var. Yani Evet. hani kadın ve yani evde temizliklerin tek sorumlusu olarak kadın, yemeğin tek sorumlusu olarak kadın, Tabii. çocuk bakımının tek sorumlusu olarak kadın imajını da pekiştiren bir tarafı var. Evet. Yani sadece aileyi hani tırnak içinde bozuyor diyemeyiz. Yok. Çok çeşitli alternatifler sunuyor. Evet, hakim söylem. İçeriklerin yüzde kaçı bunu yapıyor? Kaçı karşıt bir söylem sunuyor? Ama yani çeşitlilik olması da güzel. Eyvallah. Her bir insan ilham alacağı farklı farklı yerler alıyor. Mesela çok kitap okuyup bunu belli aralıklarla Aa paylaşan, evet. içeriğine dair özetler, öneriler sunan bir hesap. Ne güzel, beni bir sürü kitaptan haberdar ediyor. İşte ilgisi varsa Kesinlikle. sanatla, çiçek bakımıyla, yemek yapmakla, Tabii ki. sağlıklı yaşamla ilgili Hatta eski şeyleri müthiş bir şey. kullanıp hani tekrar onları nasıl değerlendirebileceğinle ilgili ipuçları sunan Evet. şeyler vardı. Ne diyelim? Influencerlar, YouTuberlar vardı. Mesela onu da ben hatta bir söyleşide özellikle zikretmiştim. Hani evet, sosyal medya mecraları bizi tüketmeye sevk ediyor olabilir ama aynı zamanda tüketme, tüketme, dur. Ona ihtiyacın yok ve elinde ihtiyacından çok daha fazla Evet. mal var. Dolayısıyla onları kullanarak ne yapabilirsini bize gösteren de var o Evet. mecrada. Minimalistler, geri dönüşümü Ha mesela, savunanlar var mesela. Çok güzel bir şeyden haberdar ediyorlar insanları. aynen öyle. Sadece ilk yarıda dediğim gibi o kadar çok çöp mesaj da var ki Evet. onları arayıp bulmak da defineci Seçici. gibi. Yani Evet. define işçisi, maden işçisi gibi Yani biraz aktif emek. olmanızı gerektiriyor. Evet, Aktif evet. olmanızı ve o tür içerikleri bulmaya çalışmanızı gerektiriyor. Ama varlar. Yani varlar ve çok yaratıcı bir şekilde bize ulaşıyorlar aslında. Evet. Bizim olabildiğince o mecraları, o içerikleri arayıp bulmak için aktif bir tüketici olmamız lazım. Hani Bilinçli olmamız bilinçli. gerekiyor hocam. Yani Maruz kalan değil. Yani dönüştüren, çekip çeviren, kesinlikle seçen. aktif kullanıcı özneler Evet. olarak içerik üretmemiz, ona göre içerik Evet. tüketmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada geleneksel medya için söylenen, ben ilk lisansımı bitirirken bitirme tezi olarak medya okuryazarlığını Ah çalışmıştım. O zaman internet bu kadar hayatımızda değil tabii, milattan epey ya önce. evet. internet bu kadar yoğun hayatımızda değildi. İşte ödev göndermek için, e-mail ile haberleşmek için falan kullanırdık. Sosyal medya yoktu henüz Tabii o tabii ama sırada. o zaten inanılmaz bir hızla Çok geldi hızlı. ve Mesela geçti. o zaman medya okuryazarlığını konuşurken internet okuryazarlığını konuşmuyorduk. O henüz gündemde değildi. O
İşte Amerika'da, geleneksel ODTÜ'de medya mecralarıyla ilgili için konuşuyorduk. Ne diyorduk Tabii. orada da? Yine geleneksel medya için de bu eleştiriler vardı hep. İşte aileyi ifsad ediyor tabii, tabii. vesaire vesaire. Bütün magazini, gün televizyon karşısında futbolu, oturulmuş, hiç konuşulmuyor. Kimse evet. birbiriyle deniyordu. Evet, herkes televizyona bakıyor Şimdi deniyordu. televizyon saati yapılıyor ki Aile aile bir bir araya araya gelsin. gelsin. O zaman da bu eleştiri vardı ve medya okuryazarlığı kavramını konuşurduk. Yani medyanın sana o eşik bekçilerinin, gatekeeper'ların seçip filtreleyip sunduğu, tüket diye önüne koyduğu her içeriği tüketmek zorunda değilsin. Lütfen eleştirel bir okuma ve izlemeye tabi tut. Aynen Önüne konulan hangi içerikleri tüketip hangilerini teşekkür ederim bunu istemiyorum diyeceğine lütfen karar ver Evet. deniliyordu. Evet. İnternet için de bir internet okuryazarlığına ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yani sosyal medya okuryazarlığına ihtiyacımız var. Hı. Hatta iletişimci arkadaşlarımız var. Belki bir gün çağırır ve birlikte Evet, istişare bile ne güzel olur. edebiliriz. Yani mesela Filistin'le ilgili haberlerin nasıl verilmesi ve nasıl alınmasıyla ilgili Hı. bir okuryazarlığa ve bir kurallar dizgesine de sahip olmamız gerektiğini düşünüp onlarla ilgili altlıklar oluşturmaya çalışıyorlardı. Yani dolayısıyla hocam her şeyin bilinçsiz tüketicisi olmak problem. Yani bu aşırı alışveriş bağımlılığı da olabilir. İhtiyacın olan olmayan her şeyi satın almak da olabilir. İçerik tüketmek de olabilir.